क्या होती उतरन। Aklını yitirmiş, cahil, kendini bile düşünemeyen bir adam. Gecelerce uykusuz kalmış. Kendine sorup durmuş. Bu gerçek mi Vanş? Ben onu seviyorum ama... O beni niye sevsin ki? Neden? Neden? Gerçek mi bu acaba? Beni nasıl sevebilir ki? Hem niye? Ben bağımlının tekiyim. Ama sen benim elimi tuttun. Beni karanlıktan çıkardın. Sen hayatıma girince güneş gibi parlayıp hayatıma ışık oldun. Artık o zehre ihtiyacım yoktu. Çünkü artık karanlık da yoktu. Sadece içça vardı. Sadece içça. Sadece içça ile yaşayacaktım. Sadece onu sevecektim. Onu özleyecektim. O hayatımın aşkıydı. Ve benim eşim olacaktı. Gözümün nuru ve başımın tacı olacaktı. İçça. Sadece İçça. Peki İçça'nın aklında ne vardı? Ne vardı ha? Bilmiyorum. Düşünemiyorum. Belki de aklım ermiyordur. İçça bana her şeyi söyler sanmıştım. Günlerce beni sevdiğini söylemesini bekledim. İçça dürüsttür dedim. Evet. İçça Vanş'ı sevdiğini söyler diye bekledim. Ama olmadı. İçça başkaymış. Günlerce bekledim. Ama söylemedi. Ben o hikayedeki Şemşir gibiyim. Ben de aynı kaderi paylaşıyorum. Meğerse kendimi kandırmışım. Üstelik daha yeni farkına varıyorum bunu. Ben Şemşir'im. Hardevse kardeşim. Benim küçük kardeşim. Vanş Singh Bundela'nın kardeşi. Veer Singh Bundela.
olabilir mi? Ne demek istiyorsun Vaş? İççe sen bugüne kadar hiç beni sevdin mi söyler misin? Ama Vahş... Evet ya da hayır. Bugüne kadar... Hep sevgime inandığını söyledin. Ama bir kez bile benim sevgime güven demedin hiç. Vaj. Bazen insan... Evet. Ya da hayır. Sen beni sevmedin hiç. Sen sadece bana acıdın. Öyle değil mi? Vaş. Vaş, ne oluyor söyle. O gün helikopterle gelip... üzerine çiçek yağdırırken... İçya... seni seviyorum dedim. Seni seviyorum İçya! Seni seviyorum! Ama sen hiç bir kez bile bana dönüp de seni seviyorum demedin. Asla. Evet ya da hayır. Neden cevap vermediğini biliyorum hiç. Çünkü benim aşk hikayem de bir yalanmış meğerse. Şemşirle kaderimiz meğer aynıymış. Ben de keserimi buldum ama ne yazık ki kaderimde aldatılmak varmış. Kaderim kandırılmakmış. Bak işte gör, dürüstlüğün, saflığın hepsi yalanmış. Hepsi birer yalanmış İtça. İşte gerçek bu. Müzik.
Niye gizledin ha? Neden viri olan aşkını benden saklamaya kalkıştın? Bu ne demek Vahş? Ben senden hiçbir şey gizlemedim. Hiçbir şey. Ben evlenmeden önce sana gönderdiğim o mektupta bütün geçmişimi anlattım Vahş. Ve sen de beni kabul ettin. Neden şimdi bilmiyormuş gibi davranıyorsun? Ne geçmiş ha? Benim geçmişim Vahş. Bak Vahş. Bu geçmişte kaldı. Gerçekten. Ben o defteri sonsuza kadar kapattım var. Geçmiş, 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 geçmiş. Hangi geçmişten söz ediyorsun sen? Senin geçmişin bu mu? Ne geçmişinden söz ediyorsun sen ha? Bak Vahş, ben sana her şeyi anlatmıştım. Her şeyi anlatmıştım. Her şeyi mi? Her şeyi mi? Bak bakalım gözlerime. Sence ben bu geçmişi kaldırabilir miyim? Meğerse ben kendimi ateşin içine atmışım. Ve hiç kimse beni uyarmamış. Sen bile uyarmadın. Vir sana yaklaşmıyordu. Hiç konuşmuyordunuz. Ve ne yazık ki benim bu kalın kafamda sebebini anlayamıyordum bunun. İkisi de utangaç deyip geçiyordum. Ama ben nereden bilebilirim? Meğerse birbirlerine aşıklarmış. Gözlerine bakmak istiyorum İtça. Nerede gerçekler? Söyle. Ha? Öyle iyi gizlemişsin ki göremiyorum bile. Gözlerine bakınca gerçeği okuyamıyorum İtça. Neden sakladın bunca zamandır gerçeği? Vahş, Vahş ne oldu sana? Sen yolladığın mektubu okumuştun. Ne oluyor Vahş söyle. Yalan, 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 yalan. Hepsi yalan. Sen bana bunu mu anlattın ha? Söylesene. Bu muydu senin geçmişin? Ne sanıyorsun ha? Eğer gerçekleri bilseydim seni kabul eder miydim hiç? Ben senin sevgini kabul ettim. Bunu kabul etmedim. Asla da etmem. Thank you.
Al oku. Oku dedim. Hizmetçinin kızı. Ben geçmişim bu sanmıştım senin. Meğer tapasya çocukken eskilerini sana verirmiş giyesin diye. Ama ben bunu nereden bilebilirdim? Meğer benim kardeşim de bana eskisini vermiş. Neden İtca, neden? Bilmiyor musun bunu? Yalanların bu odanın her köşesine sakladığım zehirden bile daha acı. Benim hayatım karanlıkta geçti. Seni ışığım sandım. Mutlu oldum. Meğer sen benimle alay etmişsin İtca. Beni karanlıktan çıkarmaya hiç niyetin yokmuş. Gözlerime bak İtca. Bak ve açtığın yarayı gör. Benim kardeşim. Virim. O hep bana cesaret verirdi. Bana destek olurdu. Ve tek bir karşılık beklemezdi. Peki bu ne demek? Aşık olduğunu benden saklamayı seçmiş. En azından kardeşime güvenebilirdim ama onu da yıktın İtca. Vahş. Vahş, ne olur beni dinle. Bunlar eskide kaldı lütfen. Artık hiçbir önemi yok Vahş. Ne demek önemi yok? Benim için önemi var. Elbette var. Çok önemi var. Artık aklım başıma geldi ve bu resmi görünce esas gerçekle yüz yüze geldim. Meğer benim evlendiğim kız kardeşimin eskisiymiş. Onunla evlenecekmiş. Kardeşimle. Meğer İtca'nın adı benim kardeşimin kaderinde yazılıymış. Ayça. Kimsin sen? Niye geldin? Ben seni tanımıyorum. Benim İtca'm öldü. Benim İtca'm öldü. Benim İtca'm öldü. Benim İtca'm öldü.
Bak Vanj, sen lütfen kendine gel artık. Bugün evlendiğin kız, alnını öptüğün kız. Sadece, ama sadece senin. Madem sadece benimsin, o zaman bu kim? Kardeşime gülümseyen bu kız kim? Kim bu kız? Bu kız sen değil misin yoksa? Başka biri mi bu? Artık seni hiç istemiyorum. Vanj, evet o fotoğraftaki benim. Ama o artık geçmişte kaldı. Ve artık gerçek değil. Senin yalanlarını daha fazla dinlemeyeceğim. Yeter. Gerçeğin sana kalsın. Söylentiler çoğalmış ve şüpheler Şemşir'in her yanını sarmış. Kesar ile Hardev dillere düşmüş. Şemşir kendine sorup dururmuş. Benim Kesar'ım bunu nasıl yapar diye. Kesar, Şemşir, İcca, Vir. Hikaye devam ediyor. Neden? Neden bana böyle bir şey yaşattın İcca? Yaptın buna? Söyle bana İcca, niye? Evlendim sandığım kız meğer benim değilmiş. Meğer kardeşimin eskisiymiş. Çala ek sapna
Hadi gel. Annem sizi gördüğünde çok mutlu olacak. Peki sen? Sen de mutlu musun? Lütfen gitme. Lütfen var. Ne oldu içim? Bir baş gitti. Baş gitti bir. O her şeyi öğrenmiş, her şeyi. Ama ben onu kabul etmiştim bir. Bir anlamıyorum ne oluyor. Neden böyle yaptı bana? Bir, ben onu kandırmadım. Neden bana inanmadı bir? Peki ya? Ya Vaj kendine bir şey yaparsa? Bir şey yap lütfen. Git onu bul. Kendine bir zarar verebilir. Bir lütfen bir şey yap. Durma böyle lütfen. Lütfen İç. Kendine bir şey yapmadan gidip onu İç, bulmalısın. İç, sakin olur musun lütfen? Abim bir yere gidemez. Hayır. Çabuk git. Çabuk git lütfen hadi. Gitmesine izin vermeyeceğim. Uyuyamadın mı? Ben de öyle. Baytakur da aynı. Damini, kendini bırakma ne olur. Nasıl desem? İçimde bir sıkıntı var ve hiç geçmiyor. Odama gidip huzurla oturabilmek istiyorum hanımefendi. Ama aklım iç çayla. Banş'ın bu gece nasıl garip davrandığı gelip duruyor. Sonra yine korkuyorum. Ya İça yine mutsuz olursa hanımefendi. Damine, ne olur böyle düşünme. Her şey zamanla düzelecek. Buraya gelmeden Tapasya'nın babasıyla konuştum. O da senin gibi Vanş'tan şüphelenmiş. Biraz korkmuş. Ama Vanş bugün oruçluydu. Ayrıca ilaçlarını da almamıştı. Vanş hala hasta Damine. Ama lütfen sen hiç merak etme olur mu? Bu geceyi unutmaya çalış. Yakında her şey düzelecek. İnan bana. Her şey yoluna girecek. Ben de öyle düşünmeye çalışıyorum hanımefendi. Gece gündüz dua ediyorum. Aklımdan bütün kötü fikirleri ve korkuları silmeye çalışıyorum. Ama
bu evin her köşesi bana İtça'yı hatırlatıyor. Anne! Unutamıyorum. Ya mutlu olamazsa diye korkuyorum. Ya bir şey olur da araları bozulursa? Ya onunla mutsuz olursa? Ya İtça'yı ateşin içine atmışsam? O zaman ne yaparım ben? Ya mutlu olacak derken perişan olursa? Ya her şey biterse? Demine. Ya bir sorun çıkarsa? Demine. Bu korku hiç geçmeyecek. Hiç geçmeyecek. Hiç geçmeyecek. Hiç umutsuz olacak diye çok korkuyorum. Ya bir anda her şey bozulursa diye korkuyorum. Engel olamıyorum. Engel olamıyorum hanımefendi. Demine. Engel olamıyorum. Demine. Bak. Engel olamıyorum. Demine, hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey. Hadi ağlama. Topla. Topla kendini. Lütfen korkma artık. Yapamıyorum ben. Hadi sakin ol Demine. Lütfen. Lütfen sakin ol. İtça. İtça. İtça ne oldu? Neden ağlıyorsun? Tapu Vahş. Ne olmuş Vahş abi? Vahş gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Gitti mi? Nasıl? Hiçbir şey anlamıyorum İtça. Ne demek istiyorsun? Ben de hiçbir şey anlayamıyorum Tapu. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ben her şeyi yazmıştım. Eve gelmişti Tapu. Beni kabul etmişti. Geçmişimi kabul etmişti. Şimdi ne oldu? Ben ne yaptım? Neden böyle yaptı bana? Niye böyle yaptı diye? Niye çekip gitti? Hadi ağlama artık. Geleceğim. Hadi geleceğim. Niye yaptı? Merak etme. Her şey düzelecek. Hadi kalk şimdi. Neden? Hadi içeri gidelim. Hadi içe lütfen. Neden bırakıp gitti Tapu? Neden böyle yaptı bana? Neden söyle? İtça ağlama, bak duyacaklar şimdi. Hadi. Niye? Hadi içeri gidelim. Hadi canım, bak uyanacaklar şimdi. İçeri gidelim hadi. Neden? Neden böyle oldu? İtça. İtça sakin ol. Hayır. Hayır. Korkma. Hayır, böyle olmamalıydı. Olmamalıydı. İtça, bir şey olduğu yok. Korkma lütfen. Merak etme, her şey düzelecek. Tapu geri döner değil mi? Döner değil mi? Ben ondan bir şey gizlemedim. Neden böyle oldu Tapu? Neden şimdi bir anda böyle değişti bana karşı? Ben ona... O mektupta her şeyi olduğu gibi yazmıştım Tapu. Geçmişimdeki bütün gerçekleri ona yazdım ben. Neden? Neden böyle oldu? Niye böyle yaptı Tapu? Niye yaptı? Yeter artık İtça. Hadi. İtça, tamam. Yeter. Hadi. Artık ağlama lütfen. Bak ben senin yanındayım. Niye Tapu? Tapu, ben ona her şeyi anlatmıştım. Niye böyle oldu Tapu? Ben ona her şeyi yazmıştım. Artık ağlama İtça. Yeter. Bak ben senin yanındayım.
Her şey düzelecek. Söz, söz veriyorum. Bana inan İtça. Elimden ne geliyorsa. Yapmaya hazırım. İtça, İtça tamam sessiz ol. Ağlama artık yeter. Virvanş abi getirmeye gitti tamam mı? Her şey düzelecek. Ha? Ben sana bir bardak su getireyim tamam mı? Burada bekle tamam? Benim evlendiğim kız kardeşimin eskisiymiş. Bunu nasıl önemsemeyeyim söylesene. Sadece İtça'yı seviyorum. Bu dünyada yalnızca İtça benim karım olabilir. Başka kimse onun yerine geçemez. Kimse de bu fikrimi değiştiremez. Bu benim son kararımdır. Senin anlayacağın... Ben bu evliliği tanımıyorum artık. Ben bu evliliği tanımıyorum artık. Ben bu evliliği tanımıyorum. अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी